sonunda 1000 lira için jüri puanlarını da vermeye devam ediyor. Şu anda hiçbirimiz bilmiyoruz. Acaba kim alacak? Yıldızlar da sahiplerini buluyor. Sıradaki yarışmacımız Melisa Çeliker. Peruk. Evet. Neden peruk? Ajan oldum bugün. Gizli bir göreve gidiyorum. Konseptten ötürü. Evet. Ajan. Peki Melisa, sen ne yaparsın? Ben ne yaparım? Okuyor musun, çalışıyor musun? Yok, üniversite sınavına hazırlanmam lazım ama hazırlanamıyorum. Neden? Hazırlanamıyorum, zamanım olmuyor. Geçen sene de giremedim zaten. Annem ameliyat olduğu için şehir okumak dışındaydı. Okumak istediğin bir bölüm var mı? Düşünmedim. Ya, oyunculuk istiyorum ama onu okul olarak değil, ekstra okumak için başka bir şey. Hani pasta falan çok istiyorum yemek ama sadece pasta bölümü diye bir bölüm olmadığı için yemeğin içine de girmek istemiyorum ama ağırlıklı olarak oyunculuk. Başka? İleride çok güzel bir anne olmak istiyorum. Anne olmak istiyorsun. Kız erkek çocuk erkek. İstiyor musun? Erkek çocuk istiyorsun. En çok neye üzülürsün? En çok... Seni yaralayan, başına gelen bir olayı düşün mesela. Babaannemi kaybettiğime çok üzüldüm. Neden? Hayırdır inşallah. Yeni mi? Yeni mi kaybettin? Sen gergin misin? Yeni mi kaybettiniz? Ne kadar oldu? Mayıs'ta. Çok mu yakındınız? Ya çok kötü bir şeymiş. İlk defa bu kadar yakınımı kaybettim ben. Ailenden birini ilk kez kaybediyorsun. Yani çok pişmanım. Keşke daha çok vakit geçirseydim. Keşke yanında daha çok olsaydım. Çok sivri dilliyim. Ona sürekli laflar söylüyordum. Son konuşmasında bana şey demişti. Özünde çok iyi bir kızsın ama demişti. Biraz durul güzelim dedi. Ben dedim ki ya baba anne hadi kapat anneme veriyorum telefonu dedim. Anneme verdim telefonu hastanede. En sonu oldu. Ben de onu dinlemeye çalışıyorum. Elimden geldiğince hani aileme karşı, arkadaşlarıma karşı. Ya rahat uyusunlar da. Amin, amin. Nur içinde yatsın. Çok zor bir şey. Yani sevdiklerimizi hayatımızda her an, her saniye, hiçbirimizin yarını belli değil. Kaybedebiliriz ama bununla baş etmek de bir mecburiyet. Evet, biz biraz ağlıyoruz. Ama bir yerlere de gidiyoruz. Nereye gidiyorduk? Nereye gidiyordum? Ajandım ben. Öyle. Ajana bak. Hadsiz. Ajan falan oluyor. Ne yapıyorsun? Ajanlık ne yapıyorsun? Ajan oldum. Bir takiplerdeyim işte. Hadi kimi takip ediyorsun? Eski sevgilimi falan kovalıyım. Ajan olup eski sevgili takip etmek. Eski sevgilimin yeni sevgilisinin açını arıyorum. Ha böyle filmlerdeki bir ajan değil yani. Kendi kendine ajan oldun. Melisa. Melisa tabii. Kurmuş gene kafada. Şu peki, an... ajan oldun. Kafa da fena vardı. Çalışıyor ama. Ona şu an o geldi yani. Evet. Kıyafet değiştirdi, peruğunu taktı. Böyle sokaklarda koşturuyor. Gökçe. Aa Gökçe burada mısın? Ay kuzum. Aşkım başın sağ olsun ilk önce onu söyleyeyim. Şeylere benzettim ben seni bugün. Japon dövüşçü karakterleri olan kızları onlara. Çok tatlı olmuşsun. Teşekkür saçı çok ederim. Yakışmış. Bence acayip güzel olmuşsun. Teşekkür ederim. Ama üstündeki aşkım. Olmasa olur. Şu. Aha. Çıkartayım. Zaten ceketin kış, çok güzel ya. Yani gözüksün biraz farklı. O kadar. Melisa. Ajansın. Eğer ajan olmasaydın o üstüne siyah pelerini kesinlikle giymeni eleştirirdim. Ama ajansın. Peruk da olmuş. Onun üstüne onun binmesi de olmuş çünkü siyahsın, saklanıyorsun, kendini göstermek istemiyorsun. Sadece konseptinde beğenmediğim tek bir şey var. O pantolonun, o ceketin şahane bir detayı var. Bayıldım o kesimlere. Şurası değil mi? Oradan o geçiş berbat. Yani bu kadar emek vermişsin, belli tasarım şunla o. Şunla ben de çok uğraştım. Uğraşılmış ama yani. Hani bir... şöyle mi yürüyeyim falan dedim bir hatta gerçekten ama yok gerçekten şahane yani. Bir emek var. O pantolonun oradan geçmesi... olmamış. Harcesine gerçekten bayıldım. Üstündeki detay çok güzel. Teşekkür ederim. Fikrin de ayrıca bir o kadar hayalperest ve güzel. Teşekkürler, sağ ol. Teşekkürler. Melisa'cığım hazır mısın? Hazırım. Kızlar bakın baştan söyleyeyim. Biz burada ağlıyoruz. Sonra üstünden böyle saniyeler geçtikten sonra sanki hiçbir şey olmamış gibi hayatımıza kaldığımız yerden evet. Devam ediyoruz. Ki bu Melisa'ya o kadar uygun. Evet. O kadar ona göre ki. Değil evet. Mi? İyiyiz değil mi? İyiyiz. Hadi geç bakalım Jülin karşı. Teşekkürler. Karşısına.
enteresan bir ceket giymişti. Pantolonun kombin yaptın, doğru bir seçim. Çünkü kalabalık bir ceket. Kesim de yoğun. Taşlar var. Siyah mavi. Doğru yaptın, yok ettin yani ayakkabı, pantolon. Üstündeki şeyin beğenmedim. Ve Peru olmadı. Olmadı. Neden olmadı? Çok yapay duruyor. Keşke daha doğal bir peruk taksaydı. Yani çok belli. Çok onda duruyor. Yani senin olmadı, saç olmadığına çok belli. Ne yapacak? Çık. Ama ajan. Bir şey söyleyeceğim. Ajan. İstiklal Caddesi'ne bir girsin bu pelerini, bu peruk, bu gözlükle. Yani o ceketinin... Ajan dediğin nedir? Dikkat çekmemesi gerekir. Yani ajan gri arada kaynaması olmalı. Gerekir. O ama İstiklal Caddesi'nde herkes ona bakar bu haliyle. Aynen. Bakarsın onu, kızım, yapma. Giriyorum. Çünkü yakalayamaz mıyım kızı? Bak bu ha? Kadar gösterişli... Kız seni hemen tanır. Öyle söyleyeyim sana. Tamam, tutmadım. Bitirelim. Pardon, lafını kestim. Ay Allah razı olsun. Değil mi? Üstüme geliyordun. Ne güzel saçların var. Ay Melisa, üstüme yani, geliyordun. Peruk takabilirdin. Daha doğal bir daha şey. Daha doğal. Bu sentetik ve, peruklar çok tehlikeli. Gidin yerin ve konseptinden uygun giymedin. Yani ceketinin çok fazla bağırıyor. Buradayım diyor. Yani Kemal dediği gibi herkes sana bakar. Ay Kemal, makyajıma bak. Bakayım bebeğim, bakayım. Ay yaptın bari. Ay, takip et diyorsun. Takip et. Ama siz konuşun bu arada. Peki, gözlük tadı mavi tak, onlara da tak. O da çok gösterişli. Yani hiç gizli değilsin. Ajan olarak çok ortadasın. Aynen, yani gizli ya. Değilsin. Ama zaten kız beni tanımıyor. Eski sevgilisi olduğumu bilmiyor. Peki eski sevgilisi orada mı? Hayır ya, yok o orada. Ben kızı takip ediyorum tek sen başıma. Sen ona takip ediyorsun, evet. Ve ne yapacaksın? Öyle bakıyorum, açığını yakalarsam çocuğa söyleyeceğim, ayrılsınlar da bana geri dönsün diye bekliyorum. Ha, onun bir hata yapsın diye bekliyorsun. Evet. Evet. Foto kamera var mı? Telefon, telefon var. Telefon var. Resim çekeceksin, evet. Ve mesaj göndereceksin, evet. Diyeceksin bak. Evet. Yanlış yapmasa ne olacak? İşte ben başka peruk takarım bir gün, başka bir şey yaparım. Yani son oldu? Kadar kızın peşinde olacaksın. Evet. İnanamıyorum, o zaman çok aşıksın demek evet. Ki. Evet. 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 Evet Melisa'cığım. Nasıl bir kafayla bu kıyafeti seçtin? Nasıl bir ajan bu? Ya ajanı sihirbaz burada buldum ajan. Aslında ben. Sen bunu giyindin, aynaya baktın ve bundan iyi ajan olur mu dedin? Yok hayır, hiç öyle bir şey söylemedim. Ben burada aklıma geldi. Ben normalde nereye gidiyordum? Falan gidiyordum. Ben öyle bir şeyler kurdum evde kendi kendime. Gözlük... Sonra dedim gece kulübüne mi gitsem, gözlük var, hep kulüp diyorum sonra zaten. Sonra peruk mu geldi en son? Sonra peruk gelince... Eyvahlar olsun. İlk gün, programın ilk günü ve kendi tarzını belli edebileceğim bir şeyle keşke gelseydin. Yani bunu böyle yapmışsın, üstünde pelerin, kafanda peruk, üstünde gözlük, ajanım ben. Oldu, yedik biz de. Olmadı değil mi? Yemedik canım. Karnımız tok. Dersine çalış lütfen. Ben beğenmedim hiç üstündekileri. Tamam. Hiç hem de. Melisa Çeliker. Yürüyüşünü beğendim, şöyle bir geldin. O saçın çok yapaydı, doğru. Ondan sonra yine bu şeyleri söyleyemiyorsun değil mi? Söylüyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim falan. Sen yalnız bu kız var ya, sen birini görsen çok çabuk aşık olursun herhalde. Ben? Evet. Artık bir R&B yaparsın veya yaparsınız. Yaparlar. Ay kızlar size çok kibar, yeni gelin gibi oturuyorsunuz. Seçelim. Kalkın çabuk dans edin.
hiç beğenmedim. Yani, ay. Ay roman havası gibi oynadınız. Nasıl kötü dans ettiniz yalnız var ya. Öyle böyle. Roman havası olmadı. Gibi oynadınız. Ay R&B rezil olduk R&B'ye yani. Rezil. Kızlar hiç klublara gitmiyor musunuz? Gece klublara. İvan Hanım. Gidiyoruz ama orada herkes oynuyor. Bir şey vardır. Bel ayrıntısı çıkar. Bu kıyafet. Ben kötü müydüm? Senin bir şey var. Ya olmuyor bakın. Ne oluyor? Ben kötü müydüm? Ay, hani kızlar ben... var ya Özlem bile olsaydı bunu nasıl oynardı? Eyvah. Benim elbisem müsaitim. Ben valse uygun. Ben bir gün Özlem'i buraya davet edeceğim sırf R&B oyunu. Özlem çok meşgul gelemez. Öyle mi? Tabii çok meşgul. Özlem Özlem. Tamam. Roman havasını çok güzel oynadınız. Tebrikler. Evet, kıyafetine gelince kıyafeti yorumlamış mıydım? Şöyle bir geçiş, genel havanı çok beğendim. Peru görmezsek, o biraz hafif bir vampirella bir halin de vardı senin. O üstündeki montu çok beğendim ben. Çok güzel fakat ben senin yüzünde daha böyle bir smoke makyaj, böyle morum trak koyu, bordo böyle çok koyu, siyaha dönük bir ruj beklerdim. Yüzünde öyle bir şey göremedim. Bordo vardı, konuşmaktan geçti. Yok canım, artık. Öyle bordo morda değil, böyle mor falan böyle çok koyu. Çünkü sen buraya öyle bir şey geldin ki yani çok marjinal geldin o naylon saçlarınla. Kararları verelim. Ne açma? Herkes bir efektli ne geldi bugün. Daha karar vereceğim. Yerini göre giydin yoksa kombine yaptığına göre. Bence ne, de ne o ne o mu yoksa? Yani yerini göre giyinmemiş. Ajan olarak olmadı ama kombin olarak beğendim. Doğru bir kombin yaptın ceket olarak. Yani çok abartmadın çünkü tek başına ceket güzel bir parça. Haydi birinci gün güzel başlasın. Tarzın. Teşekkür ederim. Tarzın. Vallahi ben iki türlü de beğenmedim. Teşekkürler. Tarz değil. Rella. Teşekkür ederim. Yıldız aldım. Tebrik ediyorum. Seni yerine alıyorum. Teşekkürler.